yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık, sağlık. Merhabalar, günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüsü değerli izleyicileri. Çocuğa dair her şeyde yeni bir başlıkla karşınızdayız. Yalnız ne yazık ki bombaların patladığı bir sabahtan size günaydın diyoruz. Son aylarda çocuklarımız, polislerimiz, askerlerimiz, vatandaşlarımız çeşitli terörist olaylar sonucunda hayatlarını yitiriyor veya sakat kalıyorlar. Bu sabahta ne yazık ki polislerimizi etkileyen, belki de esnafı, çevredeki vatandaşlarımızı da etkileyen İstanbul'da böyle bir patlama oldu. Evet, yaşam devam ediyor. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Ama onlara dair güzellikleri, doğruları aktarmaya biz gene ısrarla devam edeceğiz. Bugün çocuklardaki şeker hastalığını konuşacağız. Stüdyomuzda gene Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin bu konuda değerli bir öğretim üyesi yer alıyor. Onunla konuşacağız. Genç öğretim üyemiz Doçent Doktor Samim Özen bize bu konudaki bilgileri aktaracak. Samim, hoş geldin. Hoş bulduk diyorum. Hanım, teşekkür ederim. Samim, çocuk endokrin konusunda çalışan akademisyenlerden birisi. Sana öncelikle çocuklarda şeker hastalığına geçmeden şeker hastalığı nedir? Genel bir başlık olarak neye göre tanımlanır? Bu soruyu yöneltmek istiyorum Samim. Basitçe kan şekerinin yükselmesi, belli sınırları geçmesine biz şeker hastalığı, halk arasındaki adıyla şeker hastalığı diyoruz ama gerçekte diyabet. Diyoruz. Diyabet olarak devam etmek de daha doğru. Hani diyabet olarak, çünkü bir hastalık olarak çok fazla kabul etmediğimiz için biz yani yaşam tarzı haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden diyabet diyoruz. Hastalık sözcüğü olmasını istiyorsunuz. Uzun süreçli bir durum. O yüzden diyabet olarak gelen çocuklarımıza da diyabet olarak öğretmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Diyabet kan şekerinin belli sınırları aşması demek. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği belli rakamlar var. Bu herkes tarafından bilinir ve uygulanır rakamlar. Büyük, küçük herkes için geçerli evet, midir bu sınırlar? Büyük, küçük için geçerli. Nedir bu sınırlar? Mesela açlıkta bakılan, damardan alınan, örnekte bakılan, bazen hastalarımız görüyor. Benim parmaktan ölçtüm, kan şekerim yüksek çıktı. Parmaktan ölçüm cihazları sadece tarama amaçlı kullanılan cihazlar. Gerçek doğruyu her zaman yansıtmayabilir ve takip amaçlı kullanılan cihazlar. Yani damardan ölçülen kan şekeriyle parmak farklı çıkabilir. Ama yani esas doğru olan damardan ölçülen kan şekerinin açlıkta 126 mg desilitrenin üstünde olması, yani 126'nın üstünde olması, herhangi bir zamanda da 200'ün üstünde olması, beraberinde bulgular varsa, diyabetin bulguları, belki birazdan bahsederiz. Diyabetin bulguları varsa biz buna diyabet diyoruz. Peki toklukla ilgili bir sınırımız var mı? 200 mg desilitreyi yine tokluk gene değeri olarak da kabul edebiliriz. O zaman elimizde iki rakam var. 126 açlıkta. Doğrudur. Açlıkta 126 veya herhangi bir anda. Herhangi bir anda 200'ün üstü. 200'ün üzerinde olması. Normalde açlıkta kan şekerimiz 100'ü geçmemesi lazım. %126 arası değerlere bozulmuş açlık glukozu diyoruz. Diyabet riski açısından önemli riskli ve yakın takip edilmesi gerekiyor. Toklukta da 140'ı geçmemesi lazım normal bireylerde. 140'ı geçen değerlerde, 140'tan 200'e kadar olan değerlerde de bozulmuş glukoz toleransı, bozulmuş şeker toleransı. O da gene risk diyoruz. Taşıyor. O da risk taşıyor. O yüzden yakın taşıyor. Takip edilmesi gereken bireyler olduğu için onlar da ayrı bir grubu oluşturuyor esasında diyabet içinde. Yani matematiksel böyle bir rakamlar çok var. Net çerçevemiz çok, var. Çok. Peki şimdi şeker hastalığını tanımladık. Evet. Peki bunun kaç tipi var? Bizim öğrenciliğimizden, benim bildiğim asistanlığımdan işte 3 tipi vardı ama şimdi kaç tip oldu bunlar? Genel olarak çok fazla tipi var esasında. Çok fazla. Çok fazla tip üçü var. Üçü geçti mi? Üçü çok fazla geçiyor. Yani çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok hala. Evet. Tip 1, tip 2 ve diğer nadir tipler diye ayırabiliriz çok rahatlıkla. Tip 1 diyabet işte daha çok çocukluk yaş grubunda görülen diyabet iken tip 2 diyabet daha çok erişkinde görülen diyabet olarak tanımlanıyor. Bunun bir de ara formları var. Daha nadir görülen ara formları. İşte genetik temelli sebepler, ilaçla ilişkili, kullandığı diğer ilaçlara bağlı olabilir, geçirdiği hastalıklara bağlı olabilir. Gebelik gebeliğe bağlı olabilir. Gebelik ayrı bir diyabet tipi. Birçok alt tipi var. Ama veya genel benim mesela karaciğer nakil hastalarında çok fazla kortizon kullanıyoruz. Kortizon, bazı ilaçlarımız bağlı, var, onda değil mi? İlaca bağlı diyabet diyoruz. Olabilir. Ama bu toplam diyabet oranının %1'inden daha azını çok oluşturuyor. Çok az bir grubu.
bizim için toplum sağlığı için daha çok tip 1 ve tip 2 diyabet önemli. Daha çok onun bilinmesi gerekiyor. Erken tanınması gerekiyor. Komplikasyonlar dediğimiz getirdiği diğer hastalıkların erken tanınması gerekiyor. Peki şimdi tip 1 ve tip 2. Elimizde iki ana başlık var diyelim. Peki tip 1 çocuklarda görülen dedin. Onun özellikleri tip 2'den yani erişkinlerde görülenden farkları nelerdir? Kesin sınırlarla ayrılmıyor esasında. Tip 2 diyabet de çocukta görülebilir. Ama çocukta görülenin çoğu tip 1 diyabet. Tip 1 diyabet de erişkinde de görülebilir ama erişkinlerde daha çok tip 2 diyabet görülüyor. Bunun şöyle farkı var. Tip 1 diyabet daha çok otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemi bir hastalığı. Yani bağışıklık sistem hastalığı derken vücut günün birinde sebebi bilinmez şekilde bağışıklık sistemi ters çalışmaya başlıyor. Pankreas dediğimiz, pankreasın içindeki adacık hücreler dediğimiz hücreleri, insülin salgılayan hücreleri kendinden değil olarak kabul etmeye başlıyor. Yabancı görüyor. Yabancı görmeye başlıyor ve o hücreleri yok ediyor. O hücreler yok edince tip 1 diyabet dediğimiz olay bir bağışıklık sistemi hastalığı aynı zamanda. Tip 2 diyabet ise genetik... Yani burada bağışıklık sisteminin hasarı sonucunda insülin bayağı insülin tamamen ortadan kayboluyor. Tamamen kaybolabiliyor. Vücuttaki insülin neredeyse %90'dan daha fazlası kaybolunca, yok edilince insülin adacık hücrelerinin %90'dan fazlası kaybedilir ve insülin sıfırlanınca neredeyse diyabet o zaman ortaya çıkıyor. Tip 1 diyabet için yalnız bu geçerli. Tip 2 diyabet ise genetik bir genetik bir tabanda yani ailesel özellikle beraber işte yaşam tarzı özellikleri, beslenme özellikleri, egzersiz özelliklerine bakarak günümüzün hastalığı obezitenin getirdiği, daha çok obezitenin getirdiği, insülin direncinin getirdiği final sonuç gibi yani obezite ve metabolik sendrom dediğimiz artık halkımız da biliyor metabolik sendrom nedir, insülin direnci nedir, onun sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. Yani. Peki burada insülin var aslında. İnsülin var. Yani ikisinin arasındaki fark çocukluk çağında insülin yok. Erişkin tipinde insülin var. İnsüline karşı bir direnç var. Vücutta etkili olamıyor yani. Kullanılamıyor. Aşırı yağ dokusu birikiminden ya da hareketsizlikten dolayı, kasların yeteri kadar çalışmamasından dolayı ve ya da yağ dokusunun aşırı artışından dolayı insülin yeteri kadar kullanılamıyor. Yani insülin kan şekerini normal sınırlar içinde tutmaya yetmiyor ve kan şekeri yükseliyor ve diyabet ortaya çıkıyor. Tip 2 diyabet. Bunda da o zaman günümüzün bu beslenme alışkanlığının altını bir kere daha çizelim. Kesinlikle. Özellikle tip 2 diyabet için. Bir de hareketsizlik, egzersiz gereksinimimizin olmaması, böyle bir alışkanlığımızın ile hiç olmaması duran değil mi? Duran yaşam koşullarına geçmemiz. Artık insanlar işte evrimleşiyor gibi duran yaşam koşullarına geçiyorlar. Daha az hareket ediyorlar. Daha az hareket uzaktan ediyoruz. Kumanda, televizyon, cep telefonu. Cep telefonuyla bile eve sipariş yemek verilebiliyor. Aynen. Yemek için kalkmadan. Yemeğin peşinde koşmak gerekmiyor artık. Çok rahatlıkla yani beslenme bozukluğu tip 2 diyabetin en büyük sebeplerinden biri. Peki bunu kapatacağım. Çocuklarınkine geçeceğim ama şunu merak ettim. Tip 2 diyabet işte beslenme tarzı hareketsizlik en önemli yani obezite bunu yaratmış olduğu işte kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ile birlikte gidiyor değil mi? Şeker hastalığı var, metabolik sendrom. Bunun en çok görüldüğü ülke herhalde Amerika Birleşik Devletleri mi? Gelişmiş ülkeler mi? Bizim sıralamamız nasıl bu anlamda? Bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden artık geri kalmıyoruz. Hatta eş olarak sayılabilir. Özellikle bizim İç Anadolu, Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da oldukça fazla tip 2 diyabet oranı var. Hani Türkiye'de de erişkinlerin yaptığı çalışmalarda gösterilmiş. Tip 2 diyabet oldukça fazla. %60'lara 70'lere çıkıyor değil mi? Bazı bölgelerde yaklaşıyor ama bizim ülkemiz için yaklaşık 4-5 kişiden biri diyabet erişkinde. Erişkinde. 4-5 erişkinde. Kişiden biri diyabet çok yüksek bir rakam. Tip 2 diyabet. İnanılmaz ki önlenebilir. Çocukların diyabetini pek önleme şansımız yok. Maalesef tip 1 diyabeti önleme şansımız pek yok. Tip 2 diyabeti önleme şansımız kesinlikle var. Ama ve bunun oranı da gittikçe artıyor ve bu konuda Birleşik Devletleri yakaladık mı? Yani kesinlikle yakaladık. Gelir durumumuz, ekonomimiz öyle olmamasına rağmen. Ama beslenme özelliklerimiz, bazı bölgelerde çok yani uygun değil. Evet, inanamıyorum. Kilo almaya çok yatkınız. Çok yatkın insanlar. Burada hareketsizliği çok önemsiyorum. Peki tekrar çocukların diyabetine geliyor. Sevgili izleyiciler, diyabet sözcüğünü özellikle kullanıyoruz. Bu bir yaşam biçimidir diyoruz. Hastalık sözcüğünü kullanmak istemiyoruz. Ve çocukluk çağı diyabetinde insülin
yok. Otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili bir süreç var. Peki bu ne zaman başlıyor? Hangi yaşlar arasını çocukluk diyabeti diye kabul ediyoruz? İlk 6 aydan sonraki, yani bebeklikten dönemindeki ilk 6 aydan sonraki dönemde ortaya çıkan, 18 yaşına kadar çıkan dönemi çocukluk dönemi çocukluk diyebiliriz. Ama ilk 6 aydaki diyabete yeni doğan diyabeti diyoruz. O dönemde de olabiliyor mu? O dönemde de olabiliyor. Yeni doğan bebekte bile diyabet olabiliyor. Bunun sebebi daha çok otoimmün değil, yani bağışıklık sistemi hastalığı değil. Daha çok genetik temelli. Hastalıklara bağlı yeni doğan diyabeti ortaya yani çıkıyor. Saptanmış bazı genler bazı var. Bazı genler var. Yine ama çok nadir görülüyor. %1'in altındaki grubu oluşturuyor. Peki yeni bizim doğan akraba evliliği oranımız yüksek. Hani bu genetik kökenli olanı biz daha fazla daha rastlıyoruz fazla diyebilir miyiz? Daha fazla bizim ülkemizde sık olarak görülüyor. Avrupa ülkelerinden daha sık görülüyor. Genetik yine kökenli de olan total diyabet. Olarak toplam olarak %1'in altındaki değerlerde biz de nadiren görüyoruz yeni doğan diyabeti. İlk 6 aydaki diyabete yeni doğan diyabeti diyoruz. O tamamen tip 1 diyabetten daha farklı altyapıda oluşan bir hastalık. Onda da gene insülin yok onda değil mi? Onda da tamamen insülin yok. Yine aynı şekilde. Ama genetik zeminde gelişiyor. Genetik zeminde gelişiyor. Hmm. Tip 1 diyabette genetik zemin daha az belirgin. Tip 1 diyabette ise daha çok işte bağışıklık sistemi hastalığına bağlı. Peki bu tip 1 diyabette aile içerisinde mesela başka bireylerin tip 1 veyahut da tip 2 olma gibi bir durumları olabiliyor mu? Böyle bir aile içinde şeker hastalığı oranı yüksek ailelerde bu daha çok gözüküyor diye bir şey söyleyebilir miyiz? Daha çok gözüküyor ya, ama yine de topluma göre çok çok aşırı artmıyor. Bir tip 2 diyabetteki gibi değil. Tip 2 diyabette bu çok daha belirgin. Tip 1 diyabette ise bu kadar belirgin değil. Tip 1 diyabette yine anne baba diyabetse çocuğun diyabet olma riski biraz daha artıyor. Ya da kardeş diyabetse kardeşinin diyabet olma riski biraz daha artıyor. Ama normal toplumla karşılaştığımızda bu aşırı bir artış değil. Değil. Tip 2 diyabetteki kadar değil. Belirgin değil. Peki bu diyabet, çocukluk çağında diyabet, kamu spotları falan da dolaşıyor. Evet, halkımızı uyarmaya yönelik en önemli belirtisi ne olacak? Hangi konularda dikkatli olacağız? Size en çok tip 1 diyabetli çocuklar veya bebekler de var. 6 aydan itibaren bebekler. Bunlar hangi bulgularla geliyorlar? Genel olarak gürültülü bir tabloyla esasında bize başvurur diyabetlilerin çoğu. Çok su içme, çok idrara gitme ilk bulgulardandır. Bebeklikte belki anneler fark etmiyor olabilir mi? Huzursuzluk olabilir. Ha, huzursuz olabilir. Bebeklerde Allah'tan az görülüyor. Yani çünkü algılamak biraz zor olabilir. Normalden eskisinden farklı bir durum. Yani çok su içiyor, çok ileri gidiyor. Kilo kaybetmeye başladı. Önceden altını ıslatmayan çocuk, geceleri altını ıslatmaya başladı gibi bulgular. Yanlış yönlendirmeler olabiliyor, yanlış tanılar olabiliyor. Bizim pratik yaşamda gördüğümüz, diyabetli olgulardan gördüğümüz. Çok idrara gidiyor diye başvuruyorlar. Ailelerin ilk aklına gelen idrar yolu enfeksiyonu. Enfeksiyonu, böbrek hastalığı. Evet, böbrek hastalığı akıllarına geliyor. O yüzden bazen geç tanılara da neden olabiliyor. Onun dışında halsizlik, yorgunlukla gidebiliyorlar. İlk tanı genelde üst solunum yolu enfeksiyonu oluyor. Ama kimsenin aklına bir kan şekeri ölçümü gelmiyor. Bir nezle gribin ardından genelde ortaya çıktığı için bir halsizlik, yorgunluk gibi işte kilo kaybı da var. İşte grip oldu, ona bağlı diye düşünülüyor daha çok. Ama çocuğa daha dikkatli baktığımızda, sorguladığımızda çok su içme, çok idrara gitme tip 1 diyabetli var aslında. Çok tip 1 diyabetli olguların neredeyse tamamında var. Eskiden geceleri su içmeye kalkmayan çocuk artık su istiyor geceleri. Tuvalete gitmeyen çocuk gece 4-5 defa tuvalete gidiyor. Öğretmeni fark edebiliyor. Öğretmen diyor ki yani bu çocuk eskiden her teneffüs gitmezdi tuvalete ya da ders arasında 2 kere tuvalete gitmek istiyor. İdrar çişi geliyor. Tuvalete gitmek istiyor gibi bulgular çok çok önemli. Bunlar erken tanı açısından çok önemli. Çünkü geç tanı ketoasidoz koması dediğimiz şeker komasına sokabiliyor. Erken tanı çok çok önemli. Bununla ilgili de kamu spotları çok faydalı oldu. Oldu mu sadece, gerçekten? Gerçekten çok faydalı oldu. Sadece kamu spotlarını izleyip kendi tanısını koyan diyabetlilerimiz var. Çocuklar bunu izleyerek kendilerine tanı koyabiliyorlar. Kesinlikle. Onun dışında yine okulda diyabet programı dediğimiz bir programımız var. Bizim dernek olarak da Türkiye Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği. O görüntüyü alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Çok güzel bir web sayfası var. Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği olarak yine okulda diyabet programımız var. Çok üzerinde çalışılmış. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bizim derneğimizle beraber oluşturulmuş bir program. Bu program sayesinde okulda erken tanılar, öğretmenlerin tanı koyduğu olgularımız komaya girmeden
komaya girmeden, asıl amacımız o. Komaya girmeden bir endokrin uzmanına, diyabet uzmanına ulaşabilmiş diyabetlilerimiz var. Çok çok önemli erken tanı konması. Peki şimdi okulda diyabet programı deyince bu okul çağın çocuklarında daha mı fazla gözüküyor? Tip 1 çocukluk çağı diyabet, evet, okul çağında mı daha çok gözüküyor? Hangi yaşlarda daha çok gözüküyor? Şimdi belli sıklık dönemleri var. 3-4, 3-6 yaş arası bir sık görüldüğü dönem var. Daha sonra ergenlik dönemine yakın dönemde sık görüldüğü dönem var. 18 yaşından sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor. 30 yaşından sonra daha az görülüyor. Bu döneme bakarsak çoğu okulda geçiyor zaten. Grubunun çoğu okulda. O yüzden okulda diyabet programı oluşturuldu. Buna kreş anaokulu süreci dahil değil. Ana sınıfından itibaren başlıyor. Okulda diyabet programı oluşturuldu. Çok erken tanı koymanın yanında diyabetli çocukların hayatının çoğu okulda geçiyor. Yani belli hayatlarının çoğu okulda geçiyor. Takiplerinde de bize çok faydalı oldu. Yani öğretmenlerin diyabetle ilgili bilgilerinin artması. Yine ailelere bu okulda diyabet programını öğretiyoruz, biz gösteriyoruz. Oradaki aldığı bilgilerle de yine takip çok konusunda iyi. Bize çok faydalı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık iyi işlerinden biri. Özellikle bizim dernek başkanlığında oldu. Bizim teklif bizle beraber. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı da bize oldukça iyi destek. Size kulak vermişler. Evet, güzel bir şey bu. Peki tip 1 diyabette tedavide ne kullanıyoruz? İnsülin sıfır dediğine göre. İnsülin kullanıyoruz. Başka bir tedavi yöntemi yok. İnsülin kullanıyoruz. İnsülinde de hep iğne şeklinde kullanıyoruz. Şu anda güncel olarak en sık kullanılan insülin kalemleriyle birlikte insülin kullanıyoruz. Daha başka insülin yapma yöntemleri de var. Var. Ama ilk başta diyabetli bir olgu geldiğinde biz insülin kalemleriyle, eskiden enjektörler daha yoğun kullanıyordu. Yine enjektör eğitimi alıyorlar başlarına bir iş gelirse diye, ama mesela depremde, sadece deprem olduğunda insülin kalemi bulamadı kimse. İnsülin enjektörüyle insülin yapıldı. Tabii onu da bilmek zorunda. Mutlaka öğretiyoruz ama daha çok insülin kalemleriyle insülin uygulama yöntemleri. Kalemin özelliği nedir? Ne gibi avantaj sağlıyor? Ağrısı az bir kere ilk başta. Çok eskisine göre çok ince iğne olduğu için çocuk çok fazla hissetmiyor. Daha uyumu fazla. Diyabete uyumunu arttırıyor. İstediğimiz rakamları işte ünite diyoruz biz onları. Daha dozları rahat ayarlayabiliyoruz. Dozları, insülin dozlarını daha rahat ayarlayabiliyoruz. Günde kaç kere öneriyorsunuz? Şimdi günde şöyle, bir kere normal değişik insülin uygulama yöntemleri var ama standartta en uygun olanı yemekler sırasında, ana yemeklerden önce, yani 3 defa, öğlen, akşam. 3 defa bir yapıyoruz. Bir de sabah ya da akşam yaptığımız ayrı insülin var. Yani 4 defa yoğun insülin tedavisi diyoruz buna biz. Yoğun insülin tedavisi diyoruz. İnsülini kullanılıyor. Bunun dışında yine değişik insülin yapma yöntemleri var. Teknolojinin gelişmesiyle beraber. Örneğin, bunlar insülin pompası. Pompası, insülin değil mi? Pompası. İnsülin pompası da kullanılabiliyor. İnsülin pompasında, pompanın avantajı nedir? Pompanın avantajı daha iyi bir şeker kontrolü, glukoz kontrolü bize sağlayabiliyor. Komplikasyonların dediğimiz diyabetin yan etkilerini ortadan kaldırıyor. Burada program öncesi konuşmuştuk. Hı. Bu sayaca bağlı olmayan yan taraftaki şu beyaz görüntü. Ona şeker sensörü diyoruz. O kan şekerini ölçüleyen bir alet. Kan şekerini ölçüp pompaya verileri gönderiyor. Pompa üzerinde diyabetli kişi kendi kan şekerini görüp şekerin nasıl gittiğini görebiliyor. Artı gerekirse zamanında daha erken müdahaleyle kan şekeri düşüklüğü ve yüksekliğine müdahale engellenmiş oluyor. Onu sürekli görebiliyor. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Gerçek bir kan şeker ölçüm cihazı değil. Trend dediğimiz iniş ve çıkışları göstermesi açısından çok önemli. Hatta diyor ki senin diyor birazdan kan şekerin 200'ü aşacak diyor. Müdahale etmen gerekir gibi uyarılarda veriyor. Ya da geceliğin kan şekeri düştü. Sinyal veriyor önce pompa. Uyandırıyor mu? Uyandırmaya çalışıyor. Uyanmazsa giden insülini durduruyor. Ha, durduruyor. Evet, biyonik pankreasa doğru, yani normal yapay pankreasa doğru, pankreasın yapamadığı insülini, kan şekeri düzey ayarlamasını tip 1 diyabetliler, olgular için söylüyorum tabii ki. Çok akıllı sistemler. Evet, akıllı sistemler. Çok. Yakın zamanda da sanırım 4-5 yıl içinde de tamamen biyonik pankreas dediğimiz diyabetli kişinin hiç müdahalesine gerek kalmadan normal birey gibi beslenip o alet insülini salgılayacak, o yemeğini yiyecek. Kan şekerini yiyecek, ayarlayacak seviyeye gelecek diye düşünüyoruz. Peki burada kan şekeri iğne şeklinde değil mi sol tarafta? Yani biz kan şekerimizi parmak ucundan, evet, değil mi? Bu doku arası sıvıdan ölçen bir cihaz. Doku arası sıvıdan ölçen bir cihaz. O yüzden fark yani var. Yani dokuya dokunmakla kan şekerini ölçebiliyor. Evet. Aşağı yukarı. Cildin altına yerleşmiş dokular arası sıvıdan ölçüyor. Deri altındaki sıvıdan ölçüyor. Gerçek bir kan şeker ölçüm cihazı değil. Gerçek kan şekerinden 4-5 dakikalık bir farkla yansıtıyor. Çünkü kanın gidip
doku sıvıya serumun geçmesi lazım. 4-5 dakika farkla ölçtüğü için geç mi ölçüyor? Daha geç ölçüyor. Ancak bize gene de faydası var. Kan şekerinin iniş çıkışları gösteriyor. Artı hipoglisemi dediğimiz kan şeker düşüklüğü en tehlikelidir. En çok korktuğumuz olay değil mi? O durumda hasta uyanmaz ve müdahale etmezse giden insülini durdurabilen bir pompa özelliği de var. Şimdi hipoglisemi deyince kan şekerinin düşmesi büyüme gelişme çağındaki çocuklara çok büyük etkiler. Hasar verir herhalde değil kesinlikle. Mi? En büyük hasar en büyük hasar kan olur? Şekeri düşüklüğünün beyinde. O da işte ya beslenme hipoglisemi niye olur? Yani kan şekeri düşüklüğü niye olur? Diyabetli bir yolda normalde tam tersi bildiğimiz gibi. Aslında yüksek evet. Değil mi? Ya beslenmeye bağlı olabilir ya egzersizin dengesiz yapılmasına bağlı olabilir. Egzersiz mutlaka öneriyoruz. Egzersizin kurallarına uymadan yapılması gerekir. Ha şöyle yani diyabet demek bir kurallı yaşamak demek evet. Bir kere. Bu kurallara uymazsak hipoglisemi yani şeker düşüklüğü ve şeker yüksekliği fazla komasına bekleyebiliriz. Kadar ya da gidebilir. İnsülinleri uygun değildir. Ona bağlı şeker düşüklüğü yani olabilir. Yani 7 ile verilen insülin arasında dengenin kurulması lazım. O dengeyi kurmak İnsülin için çok verirse hipoglisemiye girecek. Egzersizi çok yaparsa o zaman da egzersiz çok yapmak sorun değil, kurallarına uygun yapmak önemli. Örneğin? Mesela biz egzersiz sırasında mutlaka öncesinde bir kan şekeri ölçümünü öneririz. Egzersiz sırasında arada 20 dakikada bir karbonhidrat içeren besin alımını öneririz. Öneriyorsunuz. Yine egzersiz bir süresi aşıyorsa arada bir kan şekeri ölçümünü öneririz. Ancak işte adolesan yani ergen yaş grubu bizim kurallarımıza her zaman uymakta zorlanıyor. Arada hep sorun bazen, olabilir. Şeker... O zaman bu tip egzersiz yapan, spor yapanlarda herhalde insülin pompası kullanmak çok daha elverişli olabilir mi? Daha elverişli olabiliyor. Ancak profesyonel sporcular var. İnsülin pompası da kullanan. Kullanmak evet. İstemeyenler de var. Kişi eğer egzersizini kurallar çerçevesinde rahat yönetebiliyorsa bugün profesyonel basketçiler bizim ülkemizde de var mı? Profesyonel maratoncular, maraton yarışlarında derece kazananlar var. Yurt dışında yine NBA'de oynayan basketçiler, futbolcular bizim ülkemizde yurt dışında ve bizim ülkemizde var. Yani çok güzel. Çok güzel. Peki sana bir iki hızlı soru sorayım. Birincisi hemoglobin A1C diyerekten laboratuvar testlerinde çok kullandığımız bir yöntem var. Önce onu sorayım. Yani sağda solda izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bunu görebilirler. Bunu niçin kullanıyoruz? Hemoglobin A1C nedir? Evet, hemoglobin A1C 3 aylık ortalama kan şekerini gösteren bir rakam esasında. Genel gidişini gösteriyor. Son 3 ayın nasıl gittiğini gösteren bir rakam. Hemoglobin A1C'yi erişkinlerde diyabet tanısında da kullanabiliyoruz. Hemoglobin A1C rakamının 6,5'un üstünde olması erişkinlerde diyabet demek. Çocukta böyle bir görüş birliği henüz yok. Neden oluşuyor hemoglobin A1C? Hemoglobin A1C yüksek kan şekeri ya da kan şekerinin diyelim al yuvarlarla reaksiyona işleme girmesi kırmızı kan hücrelerimizle değil mi? Oksijen taşıyan hücrelerimizin reaksiyona girmesi sonucu ortaya çıkan bir kanda ürün. Ölçülebilen bir madde, bir ürün. Yani burada hücrelerimiz de şekerlenmiş mi oluyor? Hücreler şekerlenmiş öyle, aynen öyle. Onu bütün ölçüyoruz. Dokular şekerlendiği için zaten yüksek şekerin en büyük yarattığı sorun da o. Dokuların gereğinden fazla şekerlenmesi de sorun yaratıyor. Aynen öyle. Yani sorunlar yaratıyor. İşte bu göz hastalığı olsun, böbrek hastalığı, sindir hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olabiliyor. Peki çocuklarda bu tür komplikasyonları görüyor muyuz? Gözlerle ilgili. Erişkinlerde mesela diyabetik ayak polikliniği diye evet, değil mi? Poliklinikler var. Bizde bu tür ciddi ağır problemler çocukluk yaş grubunda 20 yaş altında ortaya çıkabiliyor mu? Görülüyor ki bizde daha az görülüyor Allah'tan. Yani biz çok fazla görmüyoruz. Hele ağır komplikasyonlar dediğimiz ağır sorunları diyabetik ayağı biz hiç görmedik. Bu daha çok erişkinlerde görülen belli bir diyabet süresi geçtikten sonra ve kötü kontrollü kötü kontrollü diyabetlerde yani iyi kontrollü olduğu sürece ömür boyu tamamen sağlıklı yaşayabilirler. Bunun altını lütfen kesinlikle. Bir daha çizer misin? Kuralına uygun. Kuralına uygun. Hemoglobin A1C'leri düzgün. Hipoglisemi çok yaşamadan yani şeker düşüklüğü çok yaşamazsa, hiperglisemi aşırı yaşamazsa, hemoglobin A1C'leri düzgün gidiyorsa, beslenmeye uyuyorsa, sporunu yapıyorsa, insülinleri düzgün yapıyorsa normal kişilerden yaşam farkı yaşam yoktur. Düzeyi, evet yoktur. Bunu yapma sağlık şansına sahip. Peki çocuklarda yan etki olarak tabii ki kötü şeker yönetimiyle oluyor. En çok gördüğümüz ne oluyor çocuklarda? Böbrekle ilgili sorunları sık görüyoruz. Böbrekle ilgili böbrekten protein atılımı dediğimiz. Böbrek fonksiyonları bozuluyor. Böbreklerde böbrek fonksiyonları yavaş en yavaş çok bozulmaya başlıyor. Ama gözle ilgili bulgular gözle ilgili ortaya nadir çıkmıyor. Görüyoruz. Sinirle ilgili yine sinirlerde duyu sorunu. Sinirlerde hissetme sorunu mesela ağrıyı, ısıyı hissetmeme sorunları. Bunlar çok nadiren çocuklarda görülebiliyor. Daha sinir çok, uçlarını etkileyen sinir tablolardan daha dolayı. Çok erişkinin sorunu. Peki çocuklarda
büyümeye olumsuz etkisi oluyor mu? En önemli problem bu. Bizde büyüme gelişme. Bütün büyüme, kronik süreçlere biz büyüme gelişme etkiliyor mu diye bakıyoruz. Yine kan şekerleri yüksekse, çok hep yüksekse ya da düşükse, iniş çıkışlar çok çok fazlaysa, hemoglobin A1C'leri yüksekse, yani diyabetin kontrolü iyi değilse büyüme gelişme de kesinlikle etkilenir. Yani ileride bodur kalma riskleri, kesinlikle. Organların tutulmasının yanı sıra bodur kalma riskleri de var. Peki çocukluk çağı diyabetinde insülin yok. Biz dışarıdan veriyoruz. Peki bu arada beslenmeyi nasıl organize ediyorsunuz? Hani tip 2 diyabette tamamen yediği, içtiği, aşırı yağlı, şekerli ve fazla yemek alakalı, hareketsizlikle alakalı. Tip 1 diyabette bunların beslenmesi nasıl organize ediyorsunuz? Evet. Mesela ailelerin önemli mi orada da? Kesinlikle önemli. Ailelerin ilk sorduğu soru bu çocuk hiçbir şey yiyemeyecek mi? Yani. Esasında olay öyle değil. Sağlıklı beslenmeye biz tamamen döndürmeye çalışıyoruz. Daha önce beslenme alışkanlıklarını önce bir kontrol ediyoruz diyabetlerin. Sağlıklı beslenme dediğimiz işte besin piramidine uygun şekilde karbonhidratını da alıyor, protein de alıyor, yağını da alıyor. Alması gereken her şeyi alıyor. Evet, belli miktarda mutlaka şekerini de alıyor. Mutlaka alması lazım. Sağlıklı beslenme modeli dediğimiz 3 ana 3 ara öğünden oluşan bir beslenme modeline hastalarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Siz çocukları 6 öğün besliyorsunuz. 6 öğün, yani. 3 ana 3 ara. Normal insanların da esasında çocukluk yaş grubunda çoğunun öyle beslenmesi lazım. İdeali o. İdeal beslenmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Bir diyet değil de sağlıklı beslenme gibi biz daha çok söylüyoruz. Onun dışında ileri bir beslenme eğitiminden sonra karbonhidrat sayımı dediğimiz bir beslenme modeli var. Bu beslenme modeliyle de normal diyabetli olmayan bireylerin yiyebildiği her şeyi kuralına uyarsa yiyebiliyorlar. Nasıl bir şey bu? Yani ben mesela canım çok tatlı yemek istedi ama diyabetliyim. Hı. Yiyemezdi. Değil mi insanlar genelde bunları? Normalde teorik olarak tabii ki öyle bir şey var ama kuralına uyarsa mesela bu tatlı diyelim. Önümüze bu tatlıyı koyduk. İçinde hesapladık. Belli miktar karbonhidrat var. Bu karbonhidrata uyan insülini düzgün şekilde yaparsak çok rahatlıkla yiyebiliriz. Onu yemeden önce ne kadar karbonhidrat olduğunu hesaplayıp ona göre insülin yapıyorsun. Bu ama bir eğitim işi. Evet. Temel bir diyabet eğitiminden sonra ileri düzey dediğimiz diyabet eğitim içinde olabilecek bir şey. Yani olabilecek küçük şey. İlk başladığı zamanlarda yapılacak bir durum ailenin değil. Ailenin eğitim düzeyine göre aile beslenmeyi önceden çok iyi biliyorsa yani ona izin verebiliyorsun. Ama burada şöyle bir tehlike yok mu? Canım ben karbonhidratı sayarım, insülinimi yaparım, her şeyi de yerim. Tabii ki o kuralları gene var. Günlük alabileceği günlük alabileceği karbonhidrat miktarını gene onu söylüyoruz. Yani bankasına bir para yatırıyoruz gibi düşünelim günlük. O günlük harcayabileceği karbonhidrat miktarı var. O karbonhidrat miktarını geçmemesi lazım. Bu sefer obezite olur. Obezitenin getirdi. Fazla insülinin bir zararı var mı? Fazla insülinin yani şöyle önemli olan glukoz seviyeleri, kan şeker seviyeleri normal sınırlar içinde tutmak. Fazla insülin ne gibi etkileri var? Yağlanmayı arttırabilir. Tabii ki fazla insülin önemli olan dediğim gibi önce onu vurgulamak istiyorum. Kan şekeri normal sınırlar içinde tutabilmek. Mesela ergenlik döneminde insülin ihtiyacı artabiliyor. Tabii ki. Bazı dönemlerde bir hastalık dönemlerinde insülin ihtiyaçları artabiliyor. Fazla insülin eğer gereğinden fazla yapıyorsak şeker düşüklüğü ortaya çıkabilir. Hayır yani ben işte tatlımı da yerim, insülinimi de yaparım gibisine o böyle zaman o zaman obez olacak. O zaman obez olacak. Yine diyabetin kontrolü zorlaşacak. Daha da zorlaşacak. Problemli hale gelecek. Peki çocukluk çağı diyabetinde vitaminlerin bir etkisi var mı? Olumlu bir etkisi var mı? Eski çalışmalarda tip 1 diyabeti önleme konusunda işte niyasinin mesela niyasin dediğimiz vitamin etkisi B grubu vitaminlerden etkisi olduğu biliniyordu. Ancak son çalışmalar bunun da çok fazla etkisinin olmadığı, vitaminlerle çok ilişkisinin olmadığı söyleniyor. Gene çok etkili değil. Evet, gene otoyumu yapıyor. Peki çölyak hastalığıyla beraberliği konusunda tip 1 diyabet altını çizelim neler söylersin? Şimdi çölyak da bildiğimiz gibi otoimmün bir hastalık. Esasında tip 1 diyabet de otoimmün bir hastalık. İkisi beraber sık görülüyor. Evet. Biz tip 1 diyabetli olgularımızda belli aralıklarla çölyak hastalığı var mı yok mu diye hiçbir bulgu olmasa bile taramalar yapıyoruz. Taramalar yapıyoruz. Yine beraberinden çölyak hastalığı dışında tiroid hastalığı sık görülebiliyor tip 1 diyabetlerde normal topluma göre. Çünkü otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemi hastalığının alt grubu olduğu için hepsi ortak diğer bir grupta, ortak bir torbada gibi görebiliyor. Daha sık görülüyor. Peki çocuklarda diyabette böbrek karaciğer nakli böbrek pankreas nakli. Karaciğerle uğraşınca böbrek pankreas nakli gibi bir çözüm var mı? Bizim yaş grubunda çok görmüyoruz. Çünkü biz ileri düzey böbrek yetmezliğini
İleride görüyor. Yani daha çok erişkin yaşamda görülüyor. Çocukluk yaş grubunda uygulama normalde yok. Peki bunların insülinleri yok. Bunları biz pankreas nakli yapalım. Hani böbrek değil de sırf pankreas nakli yapalım gibi yöntemler pankreas var mı? Pankreas nakli yerine adacık hücre. Yani pankreasın sadece içindeki hücreli, adacık hücre ya da kök hücre nakilleriyle ilgili yoğun çalışmalar var. Var. Hala da uygulanıyor dünyanın bazı ülkelerinde. Ancak bununla ilgili bağışıklık sistemi hastalığı ve süreyen bir bağışıklık sorunu olduğu için adacık hücre nakli ya da kök hücre nakli yapıldıktan sonra en iyi sonuçlar 1 yıl kadar insülinsiz yaşam oluyor. Bir yıl kadar insülinsiz yaşıyoruz ama tekrar süreç devam ettiği için bağışıklık sistemi gene o nakledilen hücreleri de yok ettiği için tekrar diyabet ortaya çıkıyor genellikle. Ve bu sırada kullanılan ilaçların da yan etkileri olduğu için çok fazla şu anda çalışmalar devam ediyor. Belki ilerleyen zamanda standart tedavi modeli olabilir. Kesinlikle farklı tedavi yöntemleri ortaya çıkacak diyoruz. Ortaya çıkabilir ancak şu an için günlük uygulamada değil. Tamam. Ağzına sağlık diyorum Samim. Evet sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler. Bugün şekerli çocukların öyküsünü sizinle paylaşmak istedik. Çocuklarımızın sağlıklı, terörden uzak, trafik kazalarından son derece uzak bir yaşam sürmeleri dileğiyle bugün programımıza son veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Esenlikler efendim. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.